nasıl ortaya çıktı Yeşim Hanım? Farklı bir oyun, seyirciyle teması da farklı oyunun. Biraz oyun hakkında bilgi verebilir misiniz? Ferdi Çetin, daha evvel zaten birlikte Yüzyılın Evi oyununda beraber çalışmıştık oyun yazımında. Çok uzun senelerdir beraber çalışıyoruz. Kendisi zaten kendi tezinden de kaynaklanarak ve kendi yaptığı araştırmalardan da yola çıkarak acaba oyuncunun ve seyircinin yokluğu, bir araya gelmemesi üzerine bir oyun yapabilir miyiz diye düşündüğünü söyledi. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü şu anda yaşadığımız şey bu zaten. Buradayım. Karşınızda duruyorum. Bir göz arıyorum. Bir bakış. Bu bir araya gelememe durumu üzerinden bir oyun yapmak istedik ve terk edilmiş kıyılar negatif fotoğrafların daha sonra bir metin süreci oluştu bu fikir aşamasından sonra. Bakışıma karşılık gelebilecek bir bakış. Oyunun metnine dönecek olursak, ortaya çıkan metne dönecek olursak aslında bu bir araya gelememe hali hem bugün çok derinden hissettiğimiz bir şey hem de böyle bu bir araya gelememe halini biçimde yani oyunun formunda birazcık işlemeye çalışıyoruz. Oyuncu ve seyirci bir araya gelemiyor. Oyunun oynandığı mekanda, oyunun kurgulandığı kurmaca mekanında seyirciler mevcut değil. Sonrasında ise seyirciler bir mekana, bir kurmaca mekana davet edildiği noktada da orada canlı kanlı bir oyuncuyla karşılaşmıyorlar. Yine bir oyuncuyla karşılaşıyorlar ama işte o oyuncu bu kez bizim için biraz mekanik bir oyuncuydu, bir makineydi bizim için. Bir yapbozun parçaları gibi metne ve rejiye hizmet eden parçalardık. Evet, bir oyuncu açısından baktığınız zaman klasik yorumun çok dışında bir şey. Ama bugün artık dünyada dijital tiyatro meselesinde değil, aynı zamanda sahne üzerinde de oyuncunun merkezde olduğu deneyimlerin dışında başka şeylerin oyunculuğuna dair arayışlar söz konusu. Bu açıdan bundan belki 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımda 30'lu yaşlarımın başındayken İKSV Tiyatro Festivali'nde bir projede yer almıştım. Şöyle bir projeydi diye anlatabileceğim benim açımdan çok keyifli bir deneyim oldu. Biz yeniperform.com adında yeni bir site açtık. Dijital olarak tamamıyla ilerliyor. Sahnesi var. Bildiğiniz anlamda gişesine gidiyorsunuz, biletini alıyorsunuz, sahneye ilerliyorsunuz. Hatta kitabevi açılacak, atölye bölümü şu anda çalışılıyor. Sanal ortamda ilk defa hatta bir üç boyutlu bir deneyim de yaşadığınız bir alan. Bu alanda sahnede yer alıyor bizim oyunumuz. 19 ve 26 Şubat'ta bir sonraki gösterimleri. Daha sonra Mart ayında da yine devam edecek.